Selamlar herkese. Valorant'ın 2.4 yama notları sonunda yayınlandı. Sabahtan beri ben de yayınlanmasını bekliyorum. Normalde 5'te yayınlanır ama şu an saat 8. Yeni yayınlandı. Onun için video biraz geç geldiyse kusura bakmayın. Ben de bunu yaklaşık yarım saat sonra YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olup ve beğeni atarsanız videoların altına, üstüne de yorum atarsanız çok hoşuma gider. Beni daha fazla insana önermiş olursunuz. Bir tane basit bir şekilde like'ınızla. Evet, videoya geçelim şimdi. 2.4 yama notlarında ajanlara bir değişiklik yok. Ama ranked sistemine bir değişiklik var, yani rekabetçi ve yeni ajanımız Astra var. Şimdi şöyle anlatacağım size. Ranked baştan beri değişti. Önceden biliyorsunuz 6 kişi 6 tane renkte girebiliyordu. Yani 6 renk dediğimde şöyle. Atıyorum, örnek vermem gerekirse siz Gold 1'siniz. Arkadaşınız da Plat 3. Daha doğrusu. Önceden girebiliyordunuz. Şu an düşük kademede olduğunuz için giremiyorsunuz. Yani şu gün, bugünkü olduğu için. Yarın gelecek patch'le birlikte girebiliyorsunuz. Ama girmeniz için de şöyle bir detay var. 5 kişi olmanız lazım. Ya da 3'ten fazla olmanız lazım. Bunu girmeniz için. Çünkü düşük kademeli ve yüksek kademeli oyuncular geldiği zaman, atıyorum Platin 3 ile Gold 1 geldiği zaman, aradaki kademe farkı çok fazla olduğu için herhangi bir sıkıntı olabiliyordu. Ama bunun önüne geçmek için 5 kişilik gruplarda, düşük grupta insanlarla yüksek gruplu insanlar, arkadaşlar artık oynayabiliyor. Bir de peki burada olmayabilir ama Radiant seviyesinde bir değişiklik var. Artık en yüksek kademe Plat 3 değil. Düştükten sonra, renkler sıfırlandıktan sonra en fazla yerleşilebilecek kademe Platin 3'tü. Geçen şey düzenlendi bu yeni bölümde. Ve neredeyse çoğu Radiant oyuncusunu Plat 1 ve Plat 3 arasında rastgele attı. Onun yüzünden de ilk 2 hafta falan neredeyse yeni bölümün Radiant, Immortal ve Diamond oyuncuları neredeyse Plat 1'de kaldı. Gerçekten Plat 1 olan insanlar da baya gerilerde kaldı. Gold 1, Gold 2'ye falan düştüler iyice. Çünkü Platin 3 asıl renk olan birisinin Platin 3 çıkması için Platin 3'teki oyuncularla oynaması lazım. Ama eskideki güncellemeyle Radiant oyuncuları Platin 3 olduğu için bunu yapması bayağı zordu. Şimdi rekabetçide gelen değişiklikleri geçtikten sonra tırmanış olduğu için bir değişiklik var. O da çok önemli bir şey değil. Sadece Bind'deki teleportun kapısının artık her zaman açık olacağı bir değişiklik. Bunu hemen arada söyleyeyim. Değişiklikleri de anlattım burada. Pek bir şey yok. Radiant ve Immortal oyuncularına özel bir değişiklik var burada. Puanının %90'ın azalacağını söylüyor. Radiant ve Immortal özel puan var. Çünkü tablo var ona çıkmak için. Ve baştan itibaren kazanmanız gerektiğini söylüyor. Ve ne kadar puana çıkabileceğiniz her sunucu başına bir görüntüde en azından puan gözüküyor. Şimdi asıl önemli noktaya gelelim. Burada yaşam kalitesi adında var. Sesli bir taktik çalışmaları var. Yani bu ne? Oyunda hani bomba düştüğü zaman bomba düştü. İşte düşman görüldüğü zaman düşman görüldü replikleri vardı ya. Onları geliştirmek için bir çalışma yürütmüşler. Şimdi ben de Amerika'ya erkenden indiği için Twitch'teki bazı yayıncıları izledim. Mesela Hiko'yu izledim. Hiko'yu bilirsiniz. Hiko'nun çok fazla rahatsız olduğunu gördüm. Ben de rahatsız oldum bundan. Çünkü atıyorum Spike mid'de düşüyor split haritasında. Spike mid'de düştü diye söylüyor bunu neredeyse ilk gören karakter. Sonra atıyorum 2 kişi gördü. Önceden diyordu birkaç tane düşman var diyordu işte. Bunun aynısını daha uzun repliklerle söylüyor. Bu da daha sıkıntı yaratabiliyor. Mesela burada örneğini vermiş. Spike görüldü ve düşman görüldü mesela. Direkt sabitti bu seslendirme. Şimdi Spike C konumunda görüldü veya düşman B konumunda görüldü tarzı biraz daha uzun ve biraz rahatsız edici şeyler var aslında. Haberiniz olsun, bunu kapatıp açabiliyorsunuz. Benim önemli noktası buydu aslında. Can alıcı noktası bu. Çünkü çok önemli bir şey aslında bu. Oyun oynarken siz çok fazla farkına varmayacaksınız ilk birkaç gün. Ama çok rahatsız olacaksınız. Bunu aklınızda bulunsun, kapatabiliyorsunuz bunu alışmadığınız şey olduğu için. Genelde böyle oyunlarda alışmadığınız şeyler sizin round'u kaybetmenize ya da maçı kaybetmenize bile sebep olabiliyor. Bunu söyledikten sonra geçelim. Hatalara geçelim. Ajanlara pek değişiklik gelmemiş. Burada yeni ajan var sadece, Astra. Onu da nasıl oynandığını ilerleyen günlerde Astra'ya sahip olunca ben de size göstereceğim. Çünkü Astra takımla oynamanız gereken bir ajan. Mesela Skye gibi bir ajan ve tek başınıza Reyna tarzı alıp oyun taşıyabileceğiniz bir şampiyon.
değil. Ama takımımızla güzel bir iletişim kurarsanız az sırada da taşıyabilirsiniz diye söyleyebilirim size. Yine taktik sesi taktik açıklamaları için bir şey vermiş. Asyan haritasında atıyorum bomba orta bölgede düştü. Nasıl söyleyecek bunu karakter? Orta bölgede bomba düştü tarzında daha değişik bir replikte. Şimdi Episode 2 için bir gameplay'imiz var. Onu da izleyelim açmışken bunu. Şimdilik yeni ajanı görüyorsunuz. İşte Battle Pass içerikleri falan filan var. Onları eski videoda zaten görmüştük. Bunu da burada arada çıkartalım. We must be better now. Oradan izleyebilirsiniz. İçerisinde pek bir şey yok. Valorant'ın kendi yayınladığı ve biraz Battle Pass için biraz da Astra için yayınladığı şey. Asıl önemli noktalardan bir tanesi yeni kostüm seti. Daha doğrusu kaplama deniyor oldu Valorant'ta. Ben League of Legends'a alıştığım için değil, alıştığım için buna kostüm diyorum. Şimdi buna gelelim. Burada da aslında sonuna gelmek gerekirse aslında bunun da sonuna doğru gelelim. Şurada hangi silahlara geldiğini söyleyeyim. Phantom'a geliyor, Frenzy'ye geliyor, Bucky'ye geliyor, Odin'e geliyor. Bir de bıçak için karambit tarzı bir şey var. Yine özel loadu var bunların hepsinin. Nasıl Prime ilk oyun çıktığı zaman geldiyse aynısının üzerine boğa şeklinde yapılmış hali diyebilirsiniz. Bu da güzel. Ben Phantom'ı almayı düşünüyorum mesela. Frenzy için aynı şeyi söyleyemem. Ama Phantom ve Odin güzele benziyor. Açıkça söylemek gerekirse. Fiyatları da makul. 1775 VP. Diğer kostümlere göre yani abartı olan çok kostüm var, pahalı olan onların yanında hiçbir şey bu. Eğer paranızda varsa bunu alabilirsiniz. Yine Valorant'ın Battle Pass'in 1000 VP olacağını düşünüyorum. Şimdi çünkü çok özel bir şey yok yine eskiye nazaran. Ve 49 gün süreceği düşünülüyor bu Battle Pass'in. Yani neredeyse 20 21 Nisan'a denk geliyor bu. Ve ondan sonra yani 3. kısımda yine ikinci kısımda gelmedi ama üçüncü kısımda bir harita geleceği söyleniyor. Çünkü neredeyse doğrulandı diye söyleyebilirim bunu. Uzatmak da istemiyorum aslında çünkü pek de içerik yok burada. Çünkü çok fazla çünkü dedim. Ajan güncellemesi bekliyordum ben. Ama ajan hakkında pek bir güncelleme gelmedi bu yamada. Ama şunu da söyleyeyim. Aster eğer çok OP ise en azından gösterildiği şekilde OP gözüküyor. Üzerinde de nerflerin çalışıldığını söyleyeyim size. En önemli değişikliklere gelirsek yine baştan özetleyeyim bunu. Rekabetçi için bir değişiklik var. Ve Astra'nın kendisi geliyor karakter olarak. Bir de yeni kaplama seti var. Bu kadar diyebiliriz aslında. Yeni bir bölüm 2'ye göre biraz zayıf kalmış bir içerik olmuş. Evet. Yine bir farklı videolar gelir büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir video oldu. Aşağıya yorum kısmına sorularınızı varsa yazabilirsiniz yine. Valorant'ın 2.4 yamasını beğendiniz mi? İçerikleri beğendiniz mi? Benim gibi beğenmediyseniz de aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.